Zamanın tozlu sayfalarında Kudüs Krallığı'nın tahtında oturan genç bir hükümdar vardı. Cüzzamın soğuk nefesini ensesinde hissederken o 1174'ten 1185'teki ölümüne kadar hüküm sürdü. Gelin cüzzamlı kralın entrikalarla dolu hikayesine yakından bakalım. 1161 yılında doğan Baldwin, tarihçi Surlu William tarafından eğitildi. William bir gün genç prens hakkında üzücü bir şeyi fark etti. O gün prens ve arkadaşları oyun oynuyorlardı. Birbirlerini yakalamaya çalışırken bazen kollarına tırnaklarını geçiriyorlar ve bağırışıyorlardı. Fakat Baldwin'den hiçbir tepki gelmiyordu. Küçük prens adeta acı hissetmiyordu. William bunun ciddi bir hastalığın işareti olduğunu hemen anladı. Fakat birkaç yıl kesin olarak teşhisi konmadı. Ergenlikle birlikte Baldwin'in bütün hayatını değiştirecek hastalık gün geçtikçe hızlanmaya başlamıştı. Baldwin cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Artık o cüzzamlı prensti. Çocukluğu Kudüs'teki sarayın duvarları arasında annesiyle pek az zaman geçirerek geçti. Babası 1. Amalric'in ölümünden sonra henüz 13 yaşındayken tahta çıkan Baldwin, reşit olana kadar krallığı naip yöneticilerin eline bıraktı. Alelacele tahta geçmesi ve henüz 13 yaşında cüzzam teşhisinin konulmasıyla birlikte soylular tarafından küçümsenmişti. Kısa bir vakit sonra öleceği rivayetleri sarayda çoktan dolaşmaya başlamıştı. Naipler Baldwin'in bu hastalığından dolayı ülkeyi yönetmekte zorlanacağını varsaydıklarından bizzat Kudüs Krallığı'nın rakibi Selahaddin Eyyubi'den barış talep etmişlerdi. Böylece 3. Raymond, Müslüman lider Selahaddin Eyyubi ile tarihi bir antlaşma imzaladı. Baldwin'in cüzzamı nedeniyle uzun süre hüküm süremeyeceği ve varis bırakamayacağı düşünülürken siyasi hesaplar kız kardeşi Sibylla üzerine yoğunlaştı. Sibylla'nın evliliği krallığın geleceğini belirleyecek bir hamle olarak görüldü. Taht oyunları ve entrikalarla dolu bir dönemde Baldwin, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirme planlarından haberdardı. Bu yüzden artık yönetimi ele almak istiyordu. 3. Raymond'ın naipliği Baldwin'in 2. taç giyme töreninde sona erdi. Genç kral gerekli yaşa gelmişti. Fakat yine de hastalığının gün geçtikçe ilerlemesi Baldwin'i yıpratıyordu. Bunun yanında ailedeki olaylar da onu kötü etkiliyordu. 1177'de Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e doğru ilerlediği haberi geldi. Bunun üzerine Baldwin, şehrin savunmasını uygun bir yerde yapmak için ordu ve şövalyeleriyle birlikte Aşkelon'a doğru yola çıktı. Ancak burada 26 bin kişilik Eyyubi'nin ordusu tarafından durduruldu ve burada bir savaş başladı. Bu sırada Selahaddin Eyyubi Kudüs'e doğru ilerlemekteydi. Eyyubi ordusu yol üzerinde Ramla, Lida ve Arsuf'u ele geçirmişti. Fakat Baldwin'i durdurması için geride bıraktığı birlikler yenilmiş ve Baldwin tekrar onun peşine düşmüştü. Tapınak şövalyelerinin de desteğini alan Baldwin, Ramla bölgesinde Eyyubilere yetişmeyi başarmıştı. Böylece Baldwin'in ordusu hazırlıksız yakalanan Eyyubi ordusuna büyük bir hasar verdi. Ordusunun sadece onda biri kurtulan ve Memlük askerleri haricinde silahlı kuvveti kalmayan Selahaddin uzun bir yolculuk sonrası Mısır'a döndü. Böylelikle Selahaddin Baldwin'i hafife alamayacağını görmüş oldu. Hatta rivayet odur ki bu savaştan sonra muhafızlarına dönüp "İşte şimdi karşımızda gerçek bir kral var" demişti. Selahaddin Eyyubi ve Baldwin inançları uğruna mücadele veren iki büyük kraldı. Bu iki hükümdar genel olarak birbirlerine saygı duymuş ve savaşlarını hep belirli bir olgunluk çerçevesinde yürütmüşlerdi. Tarihler 10 Nisan 1179'u gösterdiğinde kuzeyde başlayan savaşın mağlubu bu sefer Baldwin olmuştu. Lübnan'a götürdüğü bir kuvvet Selahaddin Eyyubi'nin ana gücü tarafından yakalandı ve Baldwin buradan da zorlukla kaçtı. Ağustos 1179'da Selahaddin Baldwin'in koruması altında olan Jacob's Fort Kalesi'ne ulaştı. Selahaddin'in adamları kalenin altındaki tünele bir düzenek kurup bu düzeneği ateşe verdiler. Ve kalenin duvarları ağır hasar alıp çöktü. Kuşatma başladıktan 6 gün sonra Selahaddin kaleyi ele geçirmişti. 700'ü şövalye olmak üzere birçok mimar ve inşaat işçisi öldürüldü. 800'ü de esir alındı. Baldwin ordusuyla geldiğinde önünde yıkılmış bir kale, üstünde ise sadece tüten bir duman vardı.
Baldwin 1180 yazında kız kardeşini Lusignan Dükü ile evlendirdi. Asıl amaç krallığa dış yardım getirebilme potansiyeli olan yabancı birini hanedanlığa katmaktı. Bu olaydan sonra çok geçmeden Baldwin cüzzam yüzünden tamamen güçsüz düştü ve büyük oranda kör oldu. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı artık yürüyemiyordu. Bu durumda Lusignan Dükü'nü naip olarak atamak zorunda kaldı. Ancak 1183'te Lusignan'lı onu hayal kırıklığına uğratacaktı. Baldwin'in üvey kardeşi Isabella'nın Kerek'teki evlilik törenleri büyük bir gürültüyle bir anda yarıda kesildi. Gelen Selahaddin Eyyubi'ydi. Selahaddin düğünün olduğu kaleyi ani bir baskınla kuşatmıştı. Kalenin içinde kalan tüm sosyete Kerek'te kapana kısılmıştı. Baldwin hasta haliyle elinde kalan askeri güçle Kudüs'ten Kerek'e geldi. Yola çıkarken de Lusignan Dükü'ne yardım getirmesi için mesaj göndermişti. Fakat Lusignan'lı ona ihanet ederek Selahaddin Eyyubi ve ordusuyla savaşmayı reddetti. Baldwin bu durumu kabul edemedi ve Lusignan Dükü'nü naiplikten aldı. Gözden düşen Lusignan'lı karısı Sibylle'yi de alarak Ashkelon'da inzivaya çekildi. Baldwin görünürde kız kardeşine kin tutmamasına rağmen onu verasetten atarak 5 yaşındaki yeğenini birçok baronun desteğiyle varisi ve halefi olarak atadı. Sıklıkla cüzzam yüzünden acı çekmesine ve naipler aracılığıyla hükmetmek zorunda kalmasına rağmen Baldwin beklenenden daha uzun bir süre krallık yaptı. Fakat ne olursa olsun o hastaydı. Kerek'i tutmak için yaptığı askeri harekat ve bunun yanında hanedanlık çekişmeleri Baldwin'i zayıflatmıştı. Annesinin 1184 sonlarında Akka'daki ölümünden birkaç ay sonra artık daha fazla dayanacak gücü kalmayan Baldwin 1185 baharında Kudüs'te öldü. Ölümünden sonra kardeşi Sibylla kraliçe konumuna yükselmiş ve kocası Lusignan'lı Gaya tacı devretmişti. Fakat çok geçmeden Hittin Savaşı'nda Selahaddin'e karşı büyük bir yenilgiye uğrayıp esir alındı. Bu savaştan sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kuşattı. Artık kendilerini savunacak hiçbir askeri gücü kalmamış olan Kudüs, yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda teslim edildi. Baldwin'in hayatı oldukça karmaşık ve dramatikti. Cüzzam hastalığına rağmen uzun süre krallık yaptı ve kendi değerlerine sadık kalarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almış oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.